Şimdi sizleri bir hastane odasına götüreceğiz. Hayatta kalmak, kızına kavuşmak için aylardır bu odada kalp bağışı bekleyen bir anneyle tanıştıracağız sizi. Fulya Öztürk, söz sizde. Sultan, 25.800 kişi yaşamak için sırada bekliyor. 25.800 kişi Türkiye'de organ bekliyor. İşte onlardan biri. Elini sıkı sıkı tuttum. Çünkü çok kıymetli bir isim kendisi. Yıldız Güven Çakıcı. Yıldız Hanım da o 25.800 hastanın içinde. Yıllardır sırada bir kalp bekliyor. Kızım için. Her şeyi kızım için göğüs gereceğim. Candan cana en büyük bağış kalp organ bağışı. Yani evladınızı toprakta çürütmenizi açıkçası istemiyorum. Bırakın bizlerle yaşasın. Gözlerimiz olsun, ellerimiz olsun, kalbimiz olsun, nefesimiz olsun. Organ bağışı istiyoruz. Evet, Yıldız Hanımcığım, biz şu an Siyah Mersek Kalp Hastanesi'ndeyiz. Evet. Siz kaç yıldır bu odadasınız, bu hastanedesiniz? 2 yıldır ben bu odadayım. 2 yıldır? Evet. Bir tane evladınız var. Kızım Mira. Mira. Tek nefesim. Kalbimin sesi şu an. Onun için mücadele veriyorum. Sıradasınız. Sıradayım. AB listesindeyim. Acildeyim. Burada çok arkadaşımı kaybettim. Onlar için ve kızım için mücadele ediyorum zaten. Şimdi bu odada yaşıyorsunuz 2 yıldır. Bir yandan da şöyle Halil Kahraman göstersin. Kızınızın fotoğrafları. Evet. Değil mi? Çünkü loğusalığım burada geçti. Kızımı hastanede doktorlarımızla büyüttük. Hatta şimdi yeğenim oldu. Yani biz şu resmi mesela hastanede yataktayken çekilmiş bir resim. 2 yıldır burada yaşam nasıl geçiyor? Yani 1-2 gün izin aldım tabii ki çocuğumun 23 Nisan için falan. Doktorlarımız izin veriyorlar. Her şeyimize yardımcı oluyorlar. Personelimiz yardımcı oluyor. Ama ev gibi değil tabii ki. Tabii ki. Geliyor mu kızınız? Tabii geliyor. Özel iznim var hocalarım sağ olsun. Mira istediği zaman, istediği kadar yanımda kalıp benimle uyuyabiliyor. Evet. Şimdi biz buradan, bugün bu hafta organ haftası, evet. Organ bağışı haftası. Evet. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Sayı hiç az değil. 25.800 kişiden bahsediyoruz. Organ bağışı hayat kurtarır. Sadece Yıldız Hanım değil, Yıldız Hanım gibi daha binlerce var. Çocuklar var, gençler var, büyükler var. Bebeklerimiz var. Yani bilmiyorum, yaşam mücadelesi bizler için çok zor. İnanın çok zor. Nefes alamıyoruz, yürüyemiyoruz. Kaliteli yaşayamıyoruz sonuçta ve ailemizi özlüyoruz. Yani cam silmeyi özlüyorum ben açıkçası. Yani özlemlerimiz de çok komikleşmeye başladı. Bir an önce kalbime kavuşmak istiyorum. Tekrar nefes almaya başlamak istiyorum. Kızımı büyütmek istiyorum. Evet. Tek isteğim o. Şimdi ben buradan çağrı yapmak istiyorum. Birçok insan, şimdi Yıldız Hanımcığım, biz bu tarz haberleri çok yapıyoruz. Evet. Biz de bu bir kamu hizmetidir çünkü anlatıyoruz, söylüyoruz, duyarlı olun bu konuda diye. Şimdi birçok insan şunu söylüyor. Ben organlarımı bağışlamak istemiyorum. İşte dini açıdan deyip bu tarz düşüncelerde olanlar var. Şimdi ben buradan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı yıllardır açıklama yapıyor bu konuda. Bakın yine bir açıklaması vardı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Organ bağışı candan cana en büyük sadakadır diyor. Evet. Yani yüzden dileniyorum. Sizden kalpten kalbe can dileniyorum. Yani o can bana gelmeyecek ama bileceğim ki bir arkadaşım nefes alacak, yaşamaya devam edecek. Organlarınızı bağışlayın. Ben bağışladığımda eşim itiraz etmişti. Hatta siz sağlıklıyken bağışlamıştınız. Yani sağlıklıyken bağışlamıştım. Kız kardeşlerim bağışladığında da babaannem bayağı bir karşı gelmişti. Bakın şimdi biz bekliyoruz. Yani evet. Bağış en önemli şey. Şimdi şunu da söyleyelim. Şimdi bağışçı olmak da yetmiyor. Siz organlarınızı bağışladınız. Diyelim ki bir kişinin beyin ölümü gerçekleşti ama o organlarını bağışlamıştı. Şimdi esas aileye çok şey düşüyor. Şimdi bir kişinin
beyin ölümü gerçekleşmiş, organlarını da bağışlamış ama aile onay vermediği zaman o organlar başkasında verilemiyor. Evet. Şimdi o yüzden burada ailelere çok şey düşüyor. Buradan söyleyelim ailelere, beyin ölümü gerçekleştikten sonra o kişi organlarını bağışçı olmuş olsa bile aile onay vermiyorsa o olay gerçekleşemiyor. Buradan ailelere lütfen o organlar toprak altında çürümesin. Bakın Yıldız Hanım gibi 25 binden fazla kişi organ bekliyor, hayata tutunmak istiyor. Ben sizi çağrınız çok önemli. Çünkü bayramlarda sevdiğinizi ziyaret ediyorsunuz, mezarına gidiyorsunuz. Ama ben elinizi öpebilirim veya arkadaşlarım elinizi öpebilir. 12 yaşında Ferhat'ımız var. Büyüyebilir. Yani bu sizin elinizde. Evladınızı evet yitiriyorsunuz. Bu çok acı, çok kötü bir şey. Hı hı. Yani konuşması rahat diyeceksiniz ama bir yaşam yitirirken kaç tane yaşam yeşerecek? Bir kişinin organları, 10 kişi de can bulacak. Bir kişi gidecek, toprakta yani çürüyeceğiz. Babamın kemiklerini yani dedemin mezarında dedemin kemiklerini kenara aldık ve babamın koynuna verdik. Beden kalmıyor, kemik kalıyor. Evet. Kemiğin içindeki ilik dahi kalmıyor. O organlar toprak altında çürümesin. Evet. Yıldız Hanım gibi 25.800 kişiye can olsun, hayat bulsun, yaşasınlar. Yaşamak istiyorlar sadece. Çok mu şey istiyorlar? Hadi duyarlı olalım. Hadi herkes hem elini vicdanına koysun, hem duyarlı olsun. Ailelere de buradan sesleniyoruz. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişinin ailesine de çok şey düşüyor. Onlar onay verirse çünkü organlar bağışlanabiliyor. Hadi harekete geçelim diyelim ve sözü Siyah Mersek Kalp Hastanesi'nden size bırakalım. Yaşamak için kalp bekleyen binlerce kişiden sadece birinin sesini size duyurduk. Bir kişiye can vermek, hayat vermek hepimizin elinde. Organ bağışı çok önemli. Bu mesajı da sizlere aktarmış olalım.